Evet ve efendim senetler şu anda da benim elimde. Senetlerin fotokopileri. Yusuf Kurt 20 bin lira. Hasan Gedik yine Yusuf Işık'tan almış 40 bin lira. Enes Çal ondan sonra bu kaç lira? Bu 30 bin lira. Bu 15 bin lira. Bu 45 bin, bu 5 bin lira. Bu 6 bin lira. Heh. Heh. Allah. Sadi İlhan. Şeyi buradadır. He? Aslı mı o? Sadi abi, Evet. sen bir de şey yapmışsın ya. Sen bir de sözleşme yapmışsın. Yaptık, yapsak boşa yaptık. Hep boşa Allah. yaptık, hep dolandırdık. Ay bunu çektiniz mi? Ekrana verir misiniz lütfen? Bunun caption'ını çektiniz mi? Ben Denizli'den gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldim. Burada Yusuf Işık'la tanışarak beni Zilel kızla tanıştırdı ve bizi evlendirdi. Hiç kimsenin baskısı olmadan kendi razılığımla evlendim ve kendi aramızda böyle bir tutanak yaptık ve kendi razılığımla evlendik. Gereğini arz ederim. Kızı alan Durmuş İlhan, kızı veren Yusuf Işık. Evet, Allah! Bir verir misiniz diye sen. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu da yeni. Olur gibi değil. Bir yarıda görelim okunsun. Aman. Yani alan Yarısı var, veren sizde kavramları yok. bile insanı çok rahatsız Şuradan ediyor. çeker Bu misin? kavramların Onun yarısı yok kullanılması. nedense caption'ınızda. Şişik Neden ki? atacağım. İmza atmış altına. Bakar mısınız lütfen? Allah Aynı bizde de vardı Allah. o da. Ne hikayeler, ne hikayeler. Bakın efendim, şimdi buraya biliyorsunuz Hasan geldi dedi ki ben dolandırıldım. E tabii her dolandırıldım diyene de hani olabilir. Belki kızla arasında bir problem olmuştur falan diye düşünüyorsunuz ama Hasan buraya geldi. Telefonlarımız susmak bilmedi. Evet. Buradaki herkes bir şekilde Yusuf Işık'la bağlantısı olarak dolandırılmışlar. Bugün stüdyomuzdalar. Elimde senetler var ve gördüğünüz gibi hiç böyle bir şey ilk defa görüyorum. Bir, yani bunun ne anlama geldiğini de ben hiç anlamadım Hiçbir yani. Ne anlamı demek? yok. Hiçbir Evet. anlamı da olmayan bir. Hukuki olarak da hiçbir değeri yok. Bir, ne diye hitaben yazmışlar? Arz ederim diye. Bir de arz ederim sanki Hayır, devlet başlık dairesi. nereye? Hiçbir yer. Hiçbir şey yok. Bir anlaşma. Ben Denizli'den gelerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldim. Burada Yusuf Işık'la tanışarak Evet. Zilel kızla. Evet. Yani Zilel'in soyadı da yok. Yok. Zilel kızla Evet. tanışarak beni Zilel kızla tanıştırdı. Öyle yazılmış yani. Evet. Yani Ve bizi evlendirdi. Hiç kimsenin baskısı olmadan kendi razılığımla evlendim. Kendi aramızda böyle bir tutanak yaptık. Kendi razılığımla evlendik. Gereğini arz ederim. Kızı alan Durmuş İlhan, kızı veren Yusuf Işık. Evet. Bundaki gaye ileride işte kızı zorla kaçırdılar veya ben zorla gittim bilmem ne oldum falan filan diye bir şikayet vakı olursa Niye gene anlamıyor? yani anlamı yok ama işte kendilerine göre öyle bir şikayet hayali bir şikayete mani olmak için yazılmış bir anlaşma. Kızın zaten kendi rızası yok. Burada kendi imzası Hayır, kendi... Şimdi bakın şöyle bir, Hayır, şöyle bir ama harita o göstereceğim de yok. O size. şekilde kabul etmişler işte. Arkadaşlar dün bizi arayanlardan arkadaşlar bir harita hazırladılar. Yani Dün işin biliyorsunuz zaten başından bizimle itibaren Yusuf Işık... hukuki veya beşeri bir tarafı yok ki Kesinlikle. yazılı bir sözleşmenin geçerliliği olsun. Kesinlikle yok. Şimdi Yusuf Işık biliyorsunuz dün bize röportaj yapmıştı ve demişti ki Müge Hanım... Yani benim bu işlerle ilgim yok. Ha, Allah rızası için ben yapıyorum hayır, demişti. hayır Ayda işi. yılda bir. Ha. Bir dakika, hayır işi yapıyorum. Ha, hayır işi Beni işte. yolda görenler evlenecek kız var mı diye soruyorlar. Ben de Allah rızası için Ha. tanıştırıyorum demişti. Şimdi bu Allah rızası için tövbe yarabbim. Yani Yusuf Bey'i nereden bu insanlar bulmuş bilmiyorum ama... Bakın 2017 yılında, şimdi bunlar da hep 2017 çoğu. 2017 yılında Reyhan Hanım 13 bin lira. O İstanbul'dan, Denizli'den Halil Bey 5 bin, Sadi Bey 7 bin. Sonra Eskişehir'e geliyoruz. Yıl yine 2017, 25 bin. Ankara'ya geçiyoruz. Nazım Bey 45 bin. Bu 2016'da Zeki Bey Kırşehir'den 15 bin. İbrahim Bey bağlanmıştı biliyorsunuz babası. 79 bin lira dolandırılmış 2007'de. İbrahim Bey'in babasına 5 kere kız getirmiş Yusuf Işık.
Yani kızı getirmiş, kaçmış, yine getirmiş. Kaçmış, tekrar getirmiş. En son adamcağız vefat etmiş. Yazık, bekar vefat etmiş. Bunlar vefat ettiğini bilmedikleri için, 6. kızı getirmek için yine babayı arıyorlar. İbrahim Bey telefona çıkıyor, diyor ki babam öldü. Hani siz ne arıyorsunuz diyor. Artık hani o kadar orayı, demek ki orayı şey gibi görüyorlar, çerez gibi. Tabii, hani evet. Bu adam orada bekliyor, gene parasız kaldıkları arıyorlar. Evet. Kalıp arıyorlar. Allah rahmet eylesin. Evet. Konya'ya geçiyoruz. Hidayet Bey yine 2017'de 15 bin lira. Antalya'ya gidelim. Ayşe Hanım'ın yeğeni 2012'de 30 bin lira. Kayseri'ye gidiyoruz. Bakın şimdi yolda çarpanların istedikleri kızlar. Ahmet Bey 2017'de 35 bin lira. Semiha Hanım 15 bin lira. Yozgat biraz daha herhalde ağırlıklı. Veysel Bey 2011 yılında 30 bin lira. Ali Osman Bey 2016'da 30 bin. Zeki Bey 2016'da 15 bin. Hasan Bey o işte en yeni mağdurlardan 27 bin lira. Gaziantep 2012 yılı miktarı X yazmışsınız. Niye? Onu herhalde söyleyecektiniz. Tamam. Söylemediniz. Evet. Öyle kalmıştır. Söyle şimdi işte. Biriniz hatırlayın. O hatırlamıyor verdiği parayı. Söylemek 2012 yılında. Tabi şimdi bazıları da söylemeye de utanıyor, evet, ailemle karşı. Yani. Şimdi çocukları para istese vermezler 3-5. Evet, evet. Kız getireceğiz öyle diyene de bütün her şeylerini saçanlar da var. Öyle. Beyler kusura bakmayın, yani kızım sana doğru, söylüyorum, gelinim sen anla. Doğru. Ve Giresun efendim yine Yusuf Bey 25 bin lira 2018 yılında. Ve çok yeni bu. Bu da yeni dolandırma. Aslında çok güzel, onun bir bandı var. Önce senet verip güvenlerini kazandı, ardından binlerce liralarını aldı. Evlendirme vaadiyle insanları kandıran Yusuf Işık'ın yıllardır aynı yöntemle pek çok kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Yanında da her seferinde farklı bir kadın vardı. Yusuf Işık, Yozgat'ta yaşayan Ali Osman Karaca'yı adının Hilal olduğunu söyleyen kadınla sözde evlendirecekti. 2016 yılının Ekim ayında 30 bin lirasını aldı. Güven kazanmak içinse 15 bin liralık bir senet düzenlemişti. Bir diğer izleyicimiz ise oğluna mutlu bir yuva kurmayı hayal ediyordu. Gelini olacağını zannettiği Şükran isimli kadına 2017 yılının Aralık ayında 13 bin lira masraf yaptı. Ancak kısa sürede dolandırıldıkları ortaya çıktı. Giresun'da yaşayan Yusuf K. da Süha isimli kadınla evleneceğini zannediyordu. 2 ay önce Yusuf Işık'tan aldığı 20 bin liralık senede kandı, 25 bin lirasını kaptırdı. Bize de böyle 35 yaşında bir kadın getirdiler. Bize de senet verdiler. Yusuf Işık, Konya'da yaşayan Hidayet Seven'in kardeşine de Ceylan ismini kullanan kadınla evlendirmeyi vaat etti. Onları da 15 bin lira dolandırdı. Semiha Derya isimli izleyicimizin Kayseri'de yaşayan babası da Yusuf Işık'ın kurbanı oldu. Azerbaycanlı Aynur isimli kadınla dünya evine girme hayali kurarken 15 bin lirasını kaptırdı. Antalya'da yaşayan Ayşe Ön'ün yeğeni de Yusuf Işık tarafından 2012 yılında 30 bin lira dolandırıldı. Denizli'de yaşayan Halil Dabak da 2017 yılında Yusuf Işık'tan aldığı senede güvendi, 5 bin lirasını kaptırdı. Kayseri'de yaşayan Ahmet K. da fotoğraftaki genç kadınla evleneceğini sanıyordu. Gözünü kırpmadan 35 bin lirasını harcadı. Ama onunla dünya evine girme hayali Yusuf Işık'ın dolandırıcılık ağına takıldı. Efendim, Yusuf Işık'ın 9 tane dolandırıcılık kaydı var sabıka kaydında. Hadi buyur. Yaralama var, tehdit var, hakaret var. Yani sabıka kaydına baktığınız 411 zaman... 411 bin liralık da parayı cebe indirmiş. Şimdi hayali sadece bize ulaşanlar. Bu bize ulaşanlar. Hayali senetler vermiş. Bütün bu milleti buraya toplamaya sebebiyet vermiş. Daha gelmeyen nice insanlar var. O da belli değil. Bütün bunları ben hayır için yapıyordum diyor. Bir de Allah'ın ismini kullanıyor, istismar ediyor. Allah rızası için. Ne ya Allah? Merhamet et. Bari... İnandığın maneviyatına ayaklar altına alma. Bari Allah'ın ismini kullanma. İstismar etme. Bebiş şanssız adam. Harbi olarak de ki ben bu işi yapıyordum. Kendileri geldiler. Ben zorla çağırmadım. Geldiler, anlaştılar, paralarını aldım. Kim diyecek? Böyledi. Kim diyecek? Kalkıp da istismar etme dini inanışlarını. Yüce Allah'ı istismar etme kendi kötü niyetlerine karşı. Yakında o Cenab-ı Hak seni çarpar zaten. Yakındır. Yakındır, hiç merak etme. Zaten
Böyle bunlar hemen çarpılsalar vallahi memleketin büyük bir kısmı çarpık çırpık gezecek ama. Yani olsun hak ederler. Çarpık yani, çırpık olsun. Yani hep beraber diliyoruz çünkü. Yani o ilahi kuvvet şey hak edenlere gerek çarpık yapılar hiç merak etme. Şimdi İnşallah. Efendim. İnşallah. Halil de bak. İnşallah. Halil de bak. Annesi Gülten de bak da geldi.